Bugün şöyle bir yorum duydum. Dediler ki bu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili anketlere bakmak için HDP'nin tavrını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemediğine bir bakmak gerekir. Bu destek sağlanırsa ondan sonra bir açıklama yapmak lazım. Çünkü ters tepebilir dediler. Şunu söylemek istiyorum. Tartışılan konu şu. HDP'nin, daha doğrusu CHP'nin HDP ile ki 17 Mart'ta görüşülecekmiş. Az önce Ankara Haber Müdürümüz Bilgehan Atay gönderdi bana 17 Mart Cuma günü. CHP'nin HDP ile görüşecek olmasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hüdapar'la ittifak arayışı ya da konuşması yapıyor olması aynı şey mi ya da benzerlikleri var mı? Ya şüphesiz benzerlikleri de var, ayrıldığı noktalar da var. Yani çünkü iki farklı parti, iki farklı dünya görüşü, iki farklı hedefle ortada ve iki farklı oy potansiyeline sahip iki parti. Ama şu gerçeği kabul etmek lazım. Türkiye'de yasaların kendilerine verdiği yetkiyle siyaset yapma yetkisine sahip iki de partiden bahsediyoruz sonuç itibariyle. Yani sonuçta bu partiler şu anda Türkiye'de cari hukuk içerisinde yasal partiler. Bu partilerle ilgili bizim ithamda bulunmamız vesaire bizim değerlendirmemizdir. Yani sonuç itibariyle bu insanları o değerlendirmenin içerisinde biz değerlendirebiliriz. Dolayısıyla değerlendirince de oy vermeyiz. Hepsi bu kadar. Yoksa onun ötesinde bir şey varsa yasalar bunun gereğini yaparlar Türkiye'de. Ama bu iki partinin arasında bir oy potansiyeli farkı var. Bir kere öncelikli olarak HDP'den kısaca bahsetmiş olayım. Yani %10 civarında oy potansiyeline sahip bir partiden bahsediyoruz. Bazı dönemlerde %13'lere kadar çıkmış bir partiden bahsediyoruz. Ve Türkiye'de çok geniş bir kesim tarafından destek buluyor. Sadece Kürtlerden de bulmuyor doğrusu. Yani elimizdeki veriler ağırlıklı olarak Kürt seçmenden oy alan ama Kürt seçmenin dışında da daha çok seküler seçmen olmak üzere ama işte Karadeniz'den de Trakya'dan da Türkiye'nin başka yerlerinde de oy alan bir parti. Bu noktada tabii şunu söylemek lazım. Türkiye'de Kürt ne kadardır sorusunun bir cevabı var. Ben söyleyeyim size. Yıllardır bu işlerle uğraşan birisi olarak söylüyorum. Türkiye'de Kürt'ten ve Türk'ten daha fazla Kürt ve Türk bileşeni insan yaşıyor. Yani evlenmiş bu insanlar, kader birlikteliği etmişler ve bunların çocukları olmuş. Dolayısıyla bunlar ister Kürt diyelim ister Türk diyelim gittikçe homojen yapıya doğru eğilen bir şey. Ama şunu unutmamak lazım. Yani insanlar kendilerini Kürt kabul ediyorlarsa, ben Kürdüm diyorlarsa ve bir dil konuşuyorlarsa bu onların çok da kendi tercihleri olmayabilir. Yani insanlar dünyaya gelirken annesini babasını kendileri seçmemiştir. Aynı şekilde insanlar doğdukları coğrafyayı falan da seçmemişlerdir. Önce onu ifade edeyim ama ben daha çok o işin felsefi bölümünden daha çok seçime ya da nasıl etki edeceğini onu anlatayım. Evet. Esas o önemli. Şimdi tabii HDP'nin destekleyeceği yapı şu anki elimizdeki anketler açısından söylüyorum. 50+1'in zorunluluk olduğu bir Türkiye'de büyük bir ihtimalle seçim sonuçlarında çok etkili olacak. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Millet İttifakı'nın adayı bizim elimizdeki anketlerde belli bir noktada görünüyor. Çünkü arkasında bir Millet İttifakı desteği var. Biz şimdi depremden sonra bir anket yaptık. Bütün detaylarını paylaşamam ama dün bir gazeteci arkadaşımız bastırınca zorunlu kaldım. Sadece bir tanesini söyleyeyim. O da şimdi sizin sorduğunuz soru. Lütfen. Bizim elimizdeki verilerde 5750 kişiyle yapılan ve Türkiye'de normalde hep 60 ilin üstünde yapıyorduk ama bu sefer bu depremden dolayı 11 ili çıkarmak durumunda kaldık. Dolayısıyla işte 50 civarında ilde yapılan bir araştırma, bu araştırmada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek %47, Sayın Erdoğan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek %42, diğerleri başlığı altında Muharrem İnce'yi neden kendisine ayrıca sormadığımızda söyleyelim. Çünkü çalışmaya başladığımızda halen Muharrem İnce çıkmamıştı. Ancak biz orada diğerleri başlığını açtık çünkü daha başka isimler de var doğal olarak. İsimler belli olmadığı için çıkmadı. Yani İnce'yi sevenler hemen sosyal medyada linç faaliyetine başlamasınlar. Gerekçe yok, zaten onu da ayrıca bir soru olarak soracağım size. Söyleyeceğim zaten. Hayır, ben de gerekçeyi söylüyorum. Yani orada Muharrem İnce'nin oyu nedir diye soruluyor. Diğerleri başlığı altında da %3.
Bir de %8 kararsız olduğunu söyleyen bir seçmen var. Ancak kararsız olduğunu söyleyen seçmenle ilgili bir ayrıntı ifade etmek isterim özellikle. Biz ilk soru olarak oyunuzu hangi partiye vereceksiniz sorusunu soruyoruz. Sonrasında diğer soruları soruyoruz. Bu %8'lik seçmenin büyük oranda HDP'li olduğunu da söyleyebilirim. Yani HDP'nin seçmeninin büyük kısmı halen kendi partisinin adayı çıkarıp çıkarmayacağına göre pozisyon belirleyecek gibi duruyor. Sizin bu anketinize göre ilk turda Millet İttifakı'nın kazanma olasılığı yüksek. Evet, öyle görünüyor ama tekrar söyleyeyim. Erdoğan desteğiyle. Bir ayrıntı var, onu da ifade edeyim. Yani bir yanlış anlama olsun istemem. Bakın, deprem majör bir konudur ve depreme bağlı olarak bugün AK Parti'nin önemli yetkililerinden bazıları beni davet ettiler. Onlara da bir sunum yaptım bununla ilgili. Yani sordukları için detaylı bir şekilde de anlattım. Bakın, majör bir konudan bahsediyoruz. Sonuçta her ay anket yapan bir firma olarak söylüyorum. Normal zamanlarda 0.4 ile 0.8 puan arasında bir yer değişikliğine şahit oluyoruz. Ancak deprem gibi, darbe teşebbüsü gibi ya da büyük bir savaş hali gibi durumlarda majör bir konu ortaya çıkacağı için ya da büyük bir ekonomik kriz gibi konularda bu rakam hızla artıyor. Türkiye'nin yaklaşık olarak 6'da birini doğrudan ilgilendiren ama totalini de bir şekilde ilgilendiren deprem gibi bir konu, emin olun doğru yönetilmesine bağlı olarak 10 puanlık bir etki bile yapabilir ilerleyen süreçte. Şimdilerde bunun çok yeterli hissedilmemesinin bir nedeni var. Depremin ilk ayında genelde insanlar psikolojik davranırlar. Yani psikoloji genellikle düne ve bugüne bakmaktadır ve genellikle insanlar negatif bakarlar. Çünkü ölümlerini hatırlarlar hala. Unutsunlar anlamında tabii ki söylemiyorum, deprem bölgesinden gelen birisi olarak ve ailesi de orada olan bir Elbistanlı olarak söylüyorum bunu. Ancak ilk günler genelde şöyle bir sorun vardır. Aksaklıkları insanlar daha çok görürler, yapılan hizmetleri daha az hissederler, eleştiri yapıları daha fazladır ve bu bir etki yapar. Ancak ilerleyen süreçte insanlar, öyle işte bir aydır, iki aydır neyse, ilerleyen süreçte insanlar psikolojiden sosyolojiye dönüş yaparlar ve daha çok yıkılan evlerini kimin yapacağına bakarlar. Erdoğan Bey, burada bir detayı özellikle söylemek istiyorum. Türk milletinin eve bakışı Avrupa'da, Amerika'daki insanların eve bakışı gibi değildir. Bizde ev yuvadır ve evin anlamı şudur. Dünyada mekan, ahirette iman karşılığı kullanılan bir atasözümüz vardır. Yani sonuç itibariyle ahiretteki imanın bir yere kadar tezahürü gibi dünyadaki mekana bakarız biz. Ve adamın o evi yıkılmıştır, iş yeri yıkılmıştır. Dolayısıyla şu anda benim evimi kim yapar sorusu üzerine önümüzdeki süreçte politika değişiklikleri gündeme gelebilir. Çünkü Sayın Erdoğan'a yönelik zaman zaman yapmış olduğumuz, depremlerden sonra yapmış olduğumuz araştırmalarda, siyasi araştırmalardan bahsetmiyorum. Evinizi kim yapabilir sorusunu sorduğumuzda neredeyse 70'e 30 Erdoğan yapabilir, AK Parti yapabilir ifadesi yoğun kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu sonuç itibariyle çok değil, bir sonraki anketlerde verileri değiştirecek düzeyde bir düzleme değişebilir. Eğer Millet İttifakı da bu konuda ikna edici o konutları yapma konusunda ve diğer sorunları çözme konusunda adımlar atamaz. Yalnız Mehmet Ali Bey, bir şey anlamadım ya da belki yanlış anladım. Deprem bölgesinde anket yapmadınız ya da araştırma yapmadınız ama yapmadık, değil mi? Yapmadık tabii, yapmadık. Bu %70'e %30 yanıtını hangi bölge, Türkiye genelinden mi aldınız? Türkiye gene tabii insanlara tamam, soruyor. Sebebi şu, onu söyleyeyim. Yani İzmir'de işte insanların evleri yıkılmış. İnsanlar sonuçta diyor ki benim evimi Erdoğan yapar. Yani büyük inşaatla ilgili konularda AK Parti'ye ciddi bir güven var. İnşaatın kaynağı ile ilgili değil. Hatırlarsanız Türkiye'de bir bakan demişti ki biz aya 4 şeritli bir yol yapıyoruz vaadinde bulunsak, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kastederek, ona inanacak bir tabanımız var ifadesini kullanmıştı. Bu kötü bir anlamda değil. O güveni oluşturmuş, o anlamda söylüyorum. Ben itham etmek için söylemiyorum. İnanıyor yani, seçmen bu anlamda güveniyor. Bu evet. Böyle bir şey. Ama kaynakları konusu tartışılabilir. Yani şu anda işte... Mustafa Alıcalı Hoca bir şey sormak istedi. Mehmet Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, İyi akşamlar.
Bu arada o 5000'le yakın bir örnekleme yapmışsınız ya. Belki evet, orada evet. Deprem bölgesi olmasa da yaptığınız yerlerde deprem bölgesinden nakletmiş kişilerde denk gelmiş olabilir değil mi? Kesinlikle. Onu ölçemiyorsunuz. Kesinlikle üstadım. Çok doğru bir soru sordunuz. Ben o detaya girecektim zaten. Şöyle bakın, bu deprem normal bir deprem olmadığını biliyoruz. Yaklaşık olarak 1,5 milyonun üstünde resmi AFAD'a kayıtlı ama bizim tespitlerimize göre de 2,5 milyon civarında, belki 3 milyon civarında insan en azından şu anda deprem bölgesinin dışına taşınmış durumda. Bunu nereden biliyorsun sorusunun da cevabını söyleyeyim. Evimizde şu anda depremzedeler kalıyor. Oradan ya, biliyorum. Bunların bir kısmı, çünkü benim ailem depreme muhatap oldu. Büyük geçmiş olsun bu arada Elbistan'a. Aynı şekilde. Bu arada bir kısa bir şeyim daha kaldı. Ben de hep kafamda, biz de hani trafiğe yönelik çok anket yapan biriyiz ya. Ya diyordum, bir anket şu deprem bence birinci öncelik olacak. Birinci öncelik. Hissiyatım hep o yönde. Kendi izlenimlerim. Yani bir anket yok. Şimdi bu hissiyatımı siz bu işin bir duayeni olarak doğruladınız. Yani %10'lara kadar fark eder dediniz. Ben de buradan çok yararlandım. Teşekkür ediyorum. Değerli üstadım, burada bir ayrıntıyı özellikle ifade etmek isterim. Bakın o da şu. Şimdi insanlar şüphesiz bu depremden etkilendiler ve bunun bir yansıması olacak. Bunun yansıması birden fazla boyutuyla olacak. İlk defa örneklendiremediğimiz ve deneyimlemediğimiz bir olay yaşayacağız. Biz bu seçim döneminde deprem bütün temel sorunları baskılamış durumda şu anda. Dikkat ederseniz her konuda konuşan, yani konuşan derken uzmanlığının da belki etkisiyle, hitabetin etkisiyle Ersan Şen her konuda konuşuyor. Şüphesiz ülkenin sorunları anlamında, ama bir şey için söylüyorum Ersan Hocam, eleştirmek değil, başka bir şey söyleyeceğim. Ekonomi konuşulmuyor, dikkat ediyor musunuz? Adalet konuşulmuyor, dikkat ediyor musunuz televizyonlarda? Ama sizin yayına bağlanmadığınız dakikalarda hoca aynen bu iki cümleyi kurdu. Hayır, işte aynı şeyi söylüyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani hocanın konuşmasından... Ama yine ben konuşmaya çalışıyorum aralarda. Yani şunu kastediyorum. Baskın karakter, konu başlıkları ertelendi ve ötelendi. Deprem çünkü... Deprem baskın karakter bir olaydır sonuç itibarıyla. Perdelemiş durumda şu anda.